Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hazırladığımız yeni projelerle Konya'mızı başka ufuklara taşıyacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her alandaki yatırımlarıyla 18 yıl öncesinden daha güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Ülkemiz son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, ticaretten sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehircilik gibi pek çok alana dair tarihi adımlar atmış, devrim niteliğinde projeleri ortaya koymuş bir ülkedir. Türkiye bu çalışmalarla 18 yıl öncesinden çok daha güçlü bir ülke olmuştur. Daha güçlü bir Türkiye için çok daha güçlü şehirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Tüm gayretlerimiz şehirlerimizi daha güçlü kılmak için 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlamaktır. İşte bu yüzden güçlü şehirler, güçlü Türkiye diyoruz. Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Güçlü Şehirler, Güçlü Türkiye programında yaptığı konuşmasında 31 Mart seçimlerinden sonra şehircilikte yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken Bakan Kurum, bu kapsamda illere gerçekleştirdiği ziyaretlerin sürdüğünü belirtti. 31 Mart seçimleri münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bildiğiniz gibi 11 maddelik manifestoyla şehircilikte yeni bir dönemin başladığını ilan ettiler. Bu kapsamlı ve benzersiz manifesto doğrultusunda bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun bir şekilde hemen hemen tüm illerimize gidecek programları yaptık. 70'in üzerinde illerimizi ziyaret ettik ve gittiğimiz illerde de valimizle, belediye başkanımızla, milletvekilimizle şehrimizin geleceğine dair istişarelerde bulunduk ve birlikte önemli kararlar aldık. Aldığımız kararları da sahada hızlı bir şekilde uygulamaya başladık ve şimdi artık yeni ziyaretlerimizde de bu projelerin hem ilerleme durumlarını hem de vatandaşımızın sorunlarını, problemlerini dinlemek üzere şehir ziyaretlerine devam ediyoruz. Millet bahçelerine değindi Bakan Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alanda millet bahçeleri yapılacağını ifade etti. Tabii biliyorsunuz 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alanda yapacağımız millet bahçelerimizi de artık etaplar halinde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle iki ayrı açılış töreninde 23 tane millet bahçemizin açılışını yaptık ve aziz milletimizin hizmetine sunduk. 200'den fazla projelerimizle değeri 14 milyar lira olan millet bahçeleri çalışmalarımız da devam ediyor.